hani edebiyat ya da kitap evleri ya da Timaş gibi gerçekten hani edebiyata gönül vermiş yayın evleri. Popüler kültüre hizmet etmekten ziyade hani kadim edebiyat üzerine derdi olan yayın evleri aslında mabet gibi bir anlamda. Edebiyat buralarda teneffüs Unutulmuş değil edilen mi hocam? bir şey. Efendim? Unutulmuş değil mi edebiyat? Eski yazarlarımız öldükten sonra değerli kuruyorlar. Yok, hali hazırda yaşayıp da değeri verilmiş Şimdi değerli yazarlarımız da var. insanlarımız var ama. Yok ya, ben o seviyede miyim onu henüz bilmiyorum ama yaşadığı sürede değeri fark edilmiş çok önemli yazarlar var. O yüzden o söylediğine tam katılmak mümkün değil. Yani bütün yazarlar öldükten sonra daha iyi anlaşılır. Günümüzün iletişim çağı ve direkt irtibat kurma imkanımız böyle bir şeyi sağlıyor yazarlar açısından. Yani daha yakından tanınır, daha dokunulabilir, daha konuşulabilir oldukları için, en azından bir şekilde ulaşılabildiği için sosyal medyanın burada çok ciddi bir gücü var. O yüzden daha rahat tanınıp daha rahat keşfedilebiliyorlar. Eskiden zaman içerisinde tanınıyor olmaları ya da öldükten sonra esas değerlerinin keşfedilmiş olması, haklılık payı var bunda. Ama o dönemlerle bu dönemi kıyasladığımız zaman yazarlar daha şanslı şu an. Kendilerini ifade etmeleri açısından, tanınmaları açısından. Ama edebiyat bizatihi kendisi zaten önemli bir alan. Yani bu alana kim temas ediyorsa, kim dokunuyorsa edebiyata, değişip dönüşmemesi mümkün değil. Edebiyatın öyle bir gücü var. Romanın böyle bir gücü var. İnsanoğlunun bizatihi kendinin keşfiyle alakalı bu serüven. Yazarın da kendini keşfetmesiyle alakalı. Niye yazar bir yazar? Yani yazmasındaki asıl sebep nedir? Derdi nedir? Niye edebiyat yapar? Niye onca uzun zamanını klavyesinin başında geçirir? Başka şeyleri yapmak varken. Pek çok yazarın hayatından yola çıkarak baktığımızda bunun vazgeçilmez bir tutku olduğunu görüyoruz. Kendini ifade aslında yazmak bir anlamda edebiyat. Birileri için yazılacak bir şey değil edebiyat. Kendini keşfetmekle alakalı. Kendini tanımakla, kendini arındırmakla alakalı. Sohbetin konusunda hani temiz edebiyat diye belirledik. Bu pek çok yere çekilebilecek bir şey. Temiz edebiyat varsa kirli edebiyat var mı diye. Şunu kastettim aslında bunu söylerken. Hani kadim edebiyat. Kadim edebiyatın pür ve temiz olduğunu görüyoruz edebiyat alanında. Asla popüler kültürle bir alakası yok. Kendini büyük kitlelere tanıtma gibi bir derdi yok. Sadece kaliteli edebiyat yapma derdinde. Temiz edebiyat aslında bu. Bir de günümüz algısıyla hani popüler kültüre hizmet eden ya da belli kaygıları, belli dertleri olan ama negatif yönde kitaplar görüyoruz ki zaten konumuz o değil. İçinde bulunduğumuz bu binanın sahiplerinin de böyle bir derdi yok. Yani Timaş'ın da böyle bir derdi yok. Timaş her daim yara açan olmaktan ziyade yara saran bir yayın hayatı takip etmiştir. Gerçek edebiyatı ortaya koyarak kendi değerlerimizi, kendi varlıklarımızı, kendi kültürümüzü yeniden yorumlamak, yeni bir dille, yeni bir tatla nesiller boyu sürdürebilme derdi. Bu temiz bir edebiyat. Diğerleri öyle değil. Bana göre zihniyet olarak diğer yayın evlerini kastetmiyorum. Çok değerli yayın evlerimiz var. Ama Timaş'ı onlardan ayırmak lazım yayın evi olarak. Benim edebiyat yapmamdaki ana sebep, ana çıkış noktam aslında kendimle yüzleşmek, kendimle hesaplaşmak. Kendimi keşfetmek. Kendimi keşfederken hattı zatında hayatı keşfetmek. Hayatın derinliklerine inmek, insanın bilinmezliklerine doğru yol almak. Tarihi yeniden yorumlamak, tarihi karakterleri tekrar keşfetmek, onların derdiyle dertlenmek, onların sevinçleriyle sevinçlenmek. Biliyoruz ki çünkü edebiyatın güçlü edebiyatın değiştirme ve dönüştürme gücü var.
ihya eden bir şey kadim edebiyat dediğimizde. Yani edebi metinler, üzerinde kafa yorulmuş, çalışılmış özel metinler. Bunların ihya edici özellikleri var. İnsanı geliştirici özellikleri var. Kelamın öyle bir gücü var çünkü. Değiştirme, dönüştürme gücü var. Bütün kainatın sahibinin de oku diyerek başlaması zaten kuluna. Öyle seslenmiş olmasının da çok ciddi bir anlatım dili var. Okumanın ne kadar önemli bir şey olduğunu, ne büyülü bir serüven olduğunu anlatması açısından. Okuyanlardan olmak ya da olmamak. İşte bu çok çok belirleyici, çok altı çizilecek bir şey. Okuyanlardan olmak ve o menkıbeyi sürdürmek, o serüveni sürdürmek. Sonu olmayan bir şey bu. Her daim biraz daha, biraz daha, biraz daha hayatımıza geçirmemiz, kazandırmamız gereken bir şey. Kemale ermek de böyle bir şey. İnsanın kendini tanıması, kendini keşfetmesi, kendi sınırlarını fark etmesi, insanoğlunun serüvenini fark ediyor olması, buradan dersler çıkarıyor olması, insanın kendi açmazlarından yola çıkarak yeni önermeler ortaya koyması. Hayatın bizatihi kendisi bu zaten. İnsanoğlu garip bir varlık. Anne gezegeninden dünya gezegenine inen bir varlık insanoğlu. Garip bir gezegen anne gezegeni. Ben öyle tabir ediyorum. Dışarıya çıktığında farklı bir hal alıyor. Su küresinin içinde yaşayan bir canlıyken, kulağını, ağzını, burnunu kullanamıyorken, sadece göbeğinden bir hortumla her şeyi yapıyorken, dünyaya geliyor ve başka bir format kazanıyor. Bir serüven başlıyor neticede. Arz üzerinde güçlü bir serüven başlatıyor insanoğlu. İşte edebiyat bizatihi insanın bu serüvenini, insanın kendine ve bütün kainata ait o tınıyı, o titreşimi hissetme hali. Anlamak için, hayatı anlamak, daha manalı hale getirmek. Bazen bildiklerimizin hiç de öyle olmadığını fark etmek adına, bozup yeniden kurmak için, bazen bütün bildiklerimizi terk edip yeni alanlar kendimize açmak için ya da var olan şeylerin üzerine yepyeni şeyler ilave etmek için edebiyat ve okuma serüveni başlıyor. Yoksa niye? Niye kelam bu kadar güçlü olsun ki? Hiçbir şey kelam kadar değiştirici ve dönüştürücü değil. Hiçbir şey onun kadar sarsıcı ve etkileyici değil çünkü. Kelamın öyle bir büyüsü var. Kelam iki insanı bir araya getiriyor. Öyle güçlü bağlar geliştiriyor ki bu tadından yenmeyecek bir şey. Yoksa insan bir yazarın peşine niye düşer ki? Bazen yazar onun düşündüğü şeyi seslendiriyordur. Bazen aynı parametrede olduğu için, aynı düzlem üzerinde yol aldığı için el ele tutuşmuştur. Hocam, dört sefer sizinle karşılaştım ben. Siz çok sevdiğimden. Evet. Yani. Bunu sağlayan da edebiyat. Yoksa özel hayatta birbirimizi tanımıyoruz. Benim nasıl bir adam olduğumu bilmiyorsun. Tabii. Kelamdan yola çıkarak bu sevgi bağı kuruluyor. Yani, gerçi sen ve bütün yazarları çok seviyorsun. Tabii. Sen edebiyat sever bir adamsın. Onu evet. Fark ediyorum. Pek çok yazarla iletişim kurma derdindesin ki bu önemli bir şey. Saygı duyulması gereken bir şey. Sadece hani benimle iletişim kurduğun için bunu söylemiyorum. Bütün önemli edebiyatçılarla bu bağlantıyı kurduğun için söylüyorum. Ama işte kelamın bu gücü bizi yeniden yapılandırdığı için amino asitler gibi, yani insanoğlunun varlığının ana yapı taşları amino asitlerse, edebiyatta yeniden kendimizi ihya etmek için elde edeceğimiz amino asitler gibi. Her bir önemli edebi metin, her bir paragraf, her bir yeni anlatım ve kendimizi geliştiriyoruz, kendimizi anlatıyoruz aslında. Kendimizden yola çıkarak insanoğlunu anlatmaya çalışıyoruz. Bazen genel gördüğümüz bir şeyden kendimize ait bir yol çiziyoruz. Bazen geneli kendimize doğru, bazen kendimizi genele doğru yönlendiriyoruz anlatım dilini kurgularken. Bu güçlü ve önemli bir şey. Edebiyat çok para kazanılmak için yapılacak bir şey değil gayet tabii. Herkes yaptığı işin karşılığını bir şekilde almak ister. Ama
para endeksli yapılan bir şey değil edebiyat. Diğer sanat dallarından daha farklı. Sanatın bir parçası. Edebiyatı sanattan ayırmamız zaten mümkün değil. Bütün bir kainatın sahibi biz inanç sistemi, ben inanç sistemim gereği ona Allah diyorum. Başkaları başka türlü seslenebilir, Tanrı diyebilir, evrenin gücü diyebilir falan filan. Ama ben kendi menkıbemden yola çıkarak Allah diyorum ona. Bütün bir kainatın sahibi zaten o kelamla yaklaştı insanoğluna. Kainatı tanıtmak için, insanoğlunun nasıl bir varlık olduğunu ona anlatmak için, insanoğlunun sınırlarını, insanoğlunun vahşetini, insanoğlunun gücünü ona anlatmak için, insanoğlunun serüveninden yola çıkarak Adem'den itibaren bir anlatım sundu. Biz ona ilahi kitap diyoruz, Kur'an-ı Kerim. En büyük edebi metin aslında. Nasıl değişme ve dönüşme gücümüz varsa, ondan yola çıkarak ve diğer kitaplara doğru serüven başlattığımızda işte aynı değişim ve dönüşüm gücünü elde ediyoruz. Asla kıyaslanmaz, asla mukayese edilmez. O ana kitap. Ama zaten bütün kitaplar onu anlatmak için yazılmaz mı? Bütün arayışlarımız onun sahibine ulaşmak için yapılan mücadeleler değil mi? İşte bu bozmadan, yıkmadan, yaralamadan ama anlamak, çözmek, aydınlatmak, perdeleri kaldırmak, arkasındakileri görmek adına girdiğimiz bu serüven edebiyatın ta kendisi aslında. Bir de bunu örtmek, kapatmak, gölgelemek, yok saymak, bozmak, aşındırmak, erozyona uğratmak ve onu yıkmak adına yapılıyorsa işte bu kirli edebiyat. Temiz edebiyat dememin ana sebebi bu. İnsanın yeniden inşası, yeniden keşfi, insanoğlunun kendini keşfederek hayatı ve bütün kainatı anlama serüveni. Edebiyat böyle büyülü bir yol ve bize farklı farklı renkler, farklı farklı anlatım tarzları. Her bir yazarın kendine has bir anlatım dili, bir kokusu, bir büyüsü, bir rengi var. Belki aynı şeyi söylüyorlar ama başka alanlardan söylüyorlar. Farklı tonlarda ortaya koyuyorlar. İşte bu da edebiyatı çeşitlendiren bir şey. Yoksa herkesin derdi aslında anlamak ve çözmek. Peki insanoğlu bu kadar girift mi? Bu kadar anlaşılmaz mı? Bana göre öyle. Kim tam manasıyla kendini tanıyor ki? Kim kendini tam manasıyla çözebildi, keşfedebildi ki? Kendini bilen Allah'ı bilir der eskiler. Geldiğimiz nokta itibariyle topluma baktığımızda Allah'ı tam manasıyla bilmeyen pek çok insana rastlayınca aslında kendilerini bilmediklerini, kendilerini tanımadıklarını, tanıma derdinde bile olmadıklarını görüyoruz. Romanın bu gücü esas beni heyecanlandıran şey. İlk yazma serüvenimi başlatan kendimi tedavi etmek, kendimle hesaplaşmak. Kendimi kendime anlatmaktı. İlk yazdığım kitabın sebebi buydu zaten. Mektuplardan mı oluşuyordu herhalde değil mi? Yok. Yani benim Beyaz Usta Siyah Çırak ilk romanım. Onu yazarken aslında kendi hayat hikayemi yazmıştım. Bu bir hesaplaşma, bir yüzleşme. Bir röportajınızda mektuplar yazarak abinize... O yazarlık değil. Aslında yani profesyonelce yazım hayatım 2011'de Beyaz Usta Siyah Çırak'la başladı ama edebiyat yönüm yani o edebiyat tınısı aslında sahte mektuplarla başlamış dedim. Babama abime yazdığım babamın ağzından sahte mektuplarla. Yani içimde öyle bir yazarlık varmış ki o mektupları üretebilmişim demiştim. Ama profesyonelce Beyaz Usta Siyah Çırak'la başlamıştım edebiyat dünyası. Edebiyat benim için her zaman çok büyülü bir alan oldu. Hep keşfedilmesi gereken bir alan oldu. Benden önceki edebiyatçılara ve benden sonraki edebiyatçılara, yaşıtlarıma ve çağdaşlarıma her zaman çok saygım oldu. Gerçek edebiyat yapanlara. Benim için kutsal insanlar gibiydiler. Onların hayatı, yazdıkları, onların ortaya koydukları o kelam her zaman beni büyüledi. Belki bu kadar uzun süre beklememin ana sebebi onlar benim için çok yukarıdaydı. Onların yaptığı işi yapamayacağımı düşünmekti belki de. Beni bu kadar durduran, niye daha önce yazmaya başlamadığım sorusuna verdiğim cevap bu. Bazen
ulaşmak istediğiniz noktadakiler o kadar yukarıdadır ki siz asla ulaşamayacağınızı düşünürsünüz. Oydu belki onlara yüklediğim anlam ve önem itibariyle. Onların ortaya koyduğu o edebi metinler itibariyle, o edebi metinlerin insanları nasıl değiştirdiğini, dönüştürdüğünü, beni nasıl değiştirip dönüştürdüğünü, en açmaz zamanlarımda bana nasıl ilaç gibi geldiğini, bazen sorduğum cevapları okuduğum bir yazarın kitabında bulduğum cümlelerle karşıladığım cevapları yakalayınca, o zaman edebiyatın gerçek büyüsünü ve gücünü fark etmiş oldum. Ama edebiyatla bu kadar haşır neşir oluyorsa bir insan, az çok yazma kabiliyeti de varsa, bir süre sonra çoksa okuyan bir adamsa veya bir insansa zaten, doğal olarak kelama dönüşüyor okudukları bir süre sonra. Bende de bu 2011 senesinde zuhur etti. Allah'ın takdiri öyleydi demek ki yani. Benim o yaşlarda başladı yazım serüvenim. Belki daha erken yaşlarda başlamış olsaydım başka türlü olurdu. Belki şu an aldığım keyif ve zevk gibi olmazdı. Her şeyin bir zamanın olduğunu düşünürüm ben. Her şeyin bir plan üzerine var edildiğini düşünürüm. Büyük bir hesabın içinde cereyan ettiğini düşünürüm. Benim menkıbem de o zaman başlamış. Doğrusu bu. Bunu değerlendirmek, bunu nasiplendirmek lazım edebiyat adına. Mutlaka siz de okuduklarınızdan yola çıkarak kendinizi yeniden keşfedip anlamlandırıyorsunuzdur. Çünkü edebiyat derdine düşmenizin ana sebebi de budur. Yazarların peşine düşmenizin ana sebebi de budur. Geçen yaşadığım bir şey bazı bildiğimiz şeylerin hiç de bildiğimiz gibi olmadığını bana gösterdi. Bir şeyi anlıyor gibi oluyorsunuz, anladığınızı zannediyorsunuz. Ama aslında onun hiç de öyle olmadığını o olay size anlatıveriyor. Setten sonra bir eve geldiğimde sırf kafamı dağıtmak için televizyonu açtığımda bir dizi vardı. O dizi film sürekli başlamış ve ben onu ortasında bir yerde yakaladım. Oyuncunun öyle bir performansı vardı ki annesiyle karşılıklı masada bir hesaplaşmayı gerçekleştiriyordu. İstanbullu gelinden bahsediyorum. İzlediğim bir dizi değil ama oraya denk geldim. Oradaki aktör ve karşısındaki annesini oynayan hanımefendi öyle gerçek, öyle pir, pür ve insanın ruhuna o kadar dokunan bir oyun çıkardılar ki izlerken o erkek oyuncuya hayran oldum. O an her şeyi bırakıp evini bilsem gidip onu tebrik etmek ve kutlamak geçti içimden. Sonra oradan yola çıkarak kendimi düşündüm. Ya seni sokakta insanlar durduruyorlar, sana dokunmak istiyorlar, seni çok sevdiklerini söylüyorlar. Hem aktörlük yönüm hem de edebiyatçı kimliğimle alakalı olarak. O zaman bu duygunun nasıl bir... Şimdiye kadar hiçbir aktöre o an gidip onu tebrik etmek, ona dokunmak ve böyle bir şeyi nasıl beceriyorsun, nasıl yapıyorsun? Yani hayranlığımı ona ifade etmek geçti içimden. Ama o zaman anladım başkalarının benimle kurduğu irtibatı. Demek ki gerçek bir şey ortaya koyduğunuzda, sahici bir şey ortaya koyduğunuzda bu karşı tarafa ulaşıyor. Sizi hiç tanımasa da ve ona karşı bir ilgi ve alaka duyuyorsunuz. Bana gösterilen ilgi ve alakanın ne olduğunu o zaman çok daha iyi anladım. Bilmiyorum derdimi anlatabiliyor muyum? Böyle gerçekleşiyor bazen. İşte edebiyat bazen bildiğiniz şeylerin, okuduğunuz bir metin hiç de öyle olmadığını bambaşka bir cepheden size söyleyince inanılmaz bir hal alıyor. Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Bu duyguyu hiç böyle yakalamamıştım. Hiç böyle anlatıldığı aklıma gelmemişti dedirten bir şey. İhya hareketi. Allah yarattığı kulunun okuyarak ihya olmasını istedi. Çünkü bilgiden uzak, kaynaktan uzak insanoğlunun sadece kendisinin düşsel yolculukla keşfetmesi ve farkına varması mümkün değil. Bir metinden yola çıkarak bir keşif başlatması gerekiyor. İnsanoğlu da bir bilgisayar yazılımı gibi olduğu için bütün kainatın sahibi Allah bir program dahilinde onu yarattığı için yarattığı ve yazılımını bildiği o kulunun neyi nasıl yapacağını ve neyi nasıl yapamayacağını bildiğinden dolayı o yazılımı kurgulayan o ve okumadan da gelişemeyeceğini bildiği için ilk emri ona oku diye gönderiyor.
okursa akledebileceğini, okursa kendini geliştireceğini, okursa aydınlanabileceğini, okursa aklındaki şubelerin açılacağını, kapalı kapıların ancak okuma faaliyetiyle açılıp ışığı yakalayabileceğini biliyor. O yüzden Cebrail aleyhisselam aracılığıyla oku emrini peygamberimize oradan da bize ulaştırıyor. Okuma. İşte okumak böyle büyülü bir şey. İhya edici bir şey. Yazıyor olmaksa daha da kışkırtıcı bir şey. Allah insanı yaratırken malumunuz okuduğumuz ilahi metinlerden yola çıkarak biliyoruz ki kendi esmalarından saçmış onlara. Hani celalimiz de ondan geliyor. Cemalimiz de ondan geliyor. Yani pek çok şey Allah'ın bize verdiği esmalardan, Allah'ın bize verdiği esmaların terkibinden ortaya çıkıyor insanoğlu. Zaman içinde kendi tercihleriyle bunu bozuyor ya da geliştiriyor. Yazarlık da Allah'ın bazı kullarına bahşettiği özel bir şey. Hani o var etme gücünden, tılsımından verdiği bir şey. O yüzden yazarlar benim için her zaman çok büyüleyici olmuşlardı. Hala okuduğum, bir daha okuduğum kitapların yazarlarına saygı duymamak mümkün değildi. Çünkü öyle metinler ortaya koymuşlardı ki o an anladığım şeyle şimdi okuduğumda anladığım şeyin birbirinden ne kadar farklı olduğunu keşfettirdiler bana. Anladığını zannettiğin şeyin altından başka bir anlam çıkıyor. Gül yaprakları açıldıkça öze ve kaynağa doğru geliyorsun. Ve her bir gül yaprağında aman Allah'ım dedirtiyor. İşte bu büyüleyici bir şey. Edebiyatın gücü de buradan geliyor. Sadece edebiyat yapmak adın mı? Sadece kendini tatmine yönelik mi edebiyat yapılmalı? Ya da bir yazar sadece kendiyle hesaplaşmasını sonuçlandırmak adına mı yazmalı? Hiç ulaşmak istediği kitleye karşı sorumluluğu yok mu gibi bir soru sorulabilir. Zaten pek çok felsefik olarak tartışılan konunun özü de bu. Yani edebiyatın için yapmalı bir yazar. Niye edebiyat yapar? Derdi nedir? Derdi olmayan birinin zaten yazması mümkün değil. Her yazdığınız kitap bir önerme içeriyor. Kendine söylediğin şeyi aslında topluma, okuruna söylediğin bir şey. O zaman ben sorumluluklu ve temiz edebiyat yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Yaptığımız her davranışın, her eylemin, her ilişkinin hesabını vereceğimiz düşüncesiyle o zaman yaptığımız edebiyatın da bir hesabı olduğunu, eğer bu metinlerin ihya edici bütünün bir parçası olmasından ziyade bütüne bir virüs olarak girmesi tercih ettiğim bir şey olmadı hayatım boyunca. Anlamlandırmak, sonuçlandırmak için virüs olmaktansa anlamlandırmak ve sonuç almak açısından yara sarıcı olmayı tarafı seçtim hep. Yayın evlerini tercih ederken de ana sebebim buydu zaten. Yazarlık serüveniniz sadece tek başına sizin yaptığınız bir iş değil, yayın evinizle sürdürmeniz gereken bir serüven aslında. Hani gerçek edebiyat derdindeler mi, başka sahiplerin peşinde mi koşuyorlar? Siz düşünce silsilenizle aynı düzlemde mi hareket ediyorlar ya da başka dertleri ve kaygıları var mı? Bu soru da çok önemliydi benim için. Ben evet bazen sarsıcı, bazen insanları rahatsız edici, içeride kurguladığım konular ve karakterler açısından risk almayı seviyorum ama genel olarak baktığımızda ihya eden, bozmayan ama derleyip toparlayan ya da umut vadeden şeyler yazmayı. Ama bazen kötüyü de çok net ortaya koyar ve anlatırken de ihya edici olabilirsiniz. Kötüyü gerçek manada bütün hüviyetiyle kötü olarak ortaya koyuyorsanız, onun da bir artısı ve faydası vardır. Kötüyü gerçek manada gösteriyorsanız, o bir anlamda iyiye de hizmet eder. Tahtat olmanız gibi efendim. Tahtat da onu yapmaya çalıştım. Ne kadar başarılı olduğumu bilmiyorum ama yap. Çünkü iyi ve kötüyü denk evet. Getirmişsiniz. Tahtat'ı yazmamdaki ana sebep buydu zaten, bu düşünceydi. Başarılı oldum mu olmadım mı bilmiyorum. Ben yazdım ve ortaya koydum. Okurlardan gelen tepkilere bakarsak beğenildiğini görüyorum.
sevildiğini ve anlaşıldığını görüyorum. Bu benim için önemliydi. Çünkü siz bir şeyi yazarsınız ve o sizi tatmin eder belki ama okuru tatmin etmiyorsa orada da bir sıkıntı vardır. Hani yazdığınız şeyin bir şişenin içine bir metin koyuyorsunuz, ağzına tıpayı koyup denize atıyorsunuz. Yazarlık böyle bir şey. Onu kıyıda kim yakalarsa açıp okuyor. Kitap da böyle bir şey. Okuduğundan etkilenip ve bunun kaynağını merak etmeye başlıyorsa o güzel bir şey. Yapmaya çalıştığımız da bu zaten. Hemen hemen sanıyorum bütün yazarların yapmaya çalıştığı bu. Temiz edebiyat yapmaya, ihya etmeye, bir yandan kendimizi tedavi ederken bir yandan da ihya hareketini ortaya koymaya çalışıyoruz. Yaptığımız aslında bu. Ama laf olsun diye yazılmış kitaplar yazmamaya çalışıyorum. Sırf popüler kültüre hizmet etsin, konjonktüre uygun olsun. Hünkârımı yazıyorum şu an mesela. Müthiş bir korku içindeyim. Acaba bu adam ya canlandırdığı karakterden yola çıkarak bunu paraya mı tahvil ediyor? Bu kitabı çıkararak popüler oldu televizyonda, buradan da bunun parsasını mı topluyor? Dedirtir miyim korkusunu yaşıyorum açıkçası. Kapak tasarımını bile düşünürken olabildiğince bundan uzaklaşmak, ismini bile kurgularken acaba hünkârım dedim ama hünkârım olsun mu olmasın mı, oraya bir gönderme yapar mı? Çünkü benim yapmaya çalıştığım bir metin ortaya koyma, sevdiğim, anlamaya çalıştığım, yorumlamaya çalıştığım Tahsin'in romanını yazma. Ama romanını yazma. Öbür türlüsü tarihi bir kitap olurdu. Kronolojik bir sıralamayla onu anlatmamız. Oysa ki ben bir romancıyım ve Tahsin'in romanını yazmaya çalıştım. Esas büyülü olan taraf bu zaten. A4 kağıdında 50 satır varsa o 50 satırın 10 satırı var Tahsin'le alakalı. 40 satır yok. Araştırdığınızda bulamıyorsunuz. Burada işte romancılık yeteneğiniz devreye girip onunla konuşmaya başlıyorsunuz. Nasıldı diye. O anlatırsa yazıyor. Romancılık böyle bir şey. Romancının böyle bir yetkisi var. Tarihçi olmadığı için ama ana akstan uzaklaşmadan, kaçmadan hissetmeye çalıştığım Tahsin'in ruh dünyasını yazmaya çalışıyorum aslında. Yapmaya çalıştım. Bu tam da bir roman. Kurgu bir roman neticede. Ama Tahsin'den yola çıkarak yazdım. Ama diziyle bile bağlantısının kurulmasını istemiyorum mesela. O başka bir algıya sürükler ki hani popüler kültüre hizmet eden bir edebiyatçı gibi algıladır diyeyim, korkusunu bile yaşıyorum hala. Ama öyle karşılık bulmayacağını biliyorum çünkü niyetimin o olmadığını biliyorum. İyi bir şey çıkacağını ve ihya edici olacağını düşünüyorum yine de. Efendim, 15 Temmuz kitabını da çıkardığınızda gergi yaşamıştınız değil mi? Vazgeçmiştim hatta çıkarmaya. Ama Allah'tan öyle bir karşılığı olmadı. Okuyan herkes çok etkileyici ve çok ihya edici olduğunu buldular. Bugün Besmi Alem Üniversitesi'nde konferansım vardı benim buraya gelmeden önce. Oradaki pek çok tıp talebesiyle sohbetimiz oldu. Ve bana imzalatmak istedikleri kitap çoğunlukla Kara Güneş'ti. Kimisi okumuş, kimisi konuşulduğunu duymuş, getirmiş. Okulda bir miktar almış, oradaki öğrencilerine imzalatmak için dağıttı. Ha demek ki öyle bir karşılığı olmamış. Yani korkmuştum onu da çıkarırken. Acaba itirafçı FETÖ'lerin çıkardığı o dönemdeki kitapların arasında kaybolur mu diye. Niyetleriniz halis olunca amacınız neyse ona hizmet ettiriyor Allah. Benim de niyetim halis de o noktada. Öyle bir karşılığı olmadı. O yüzden şimdiki ismi hünkârımın da öyle bir karşılığının olmayacağını umuyorum. Öyle düşünüyorum inşallah. Ama bir roman. Söyleyeceklerim bunlar. Sizin eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz şeyler varsa özel sorular da olabilir. Cevaplandırırım. Gücüm nispetince. Buyurun. Siz gençler hakkında ne düşünüyorsunuz? Gençler hakkında ne düşünüyorum? Hani yazan insanlar hani bizim yaşımızda. Hani denk geldiniz mi? Gerçekten güveniyor musunuz? Çok soru alıyorum. Ben sosyal medya hesaplarımı kendim kontrol ettiğim için bana yazılanlara da ben mutlaka bir geriye dönüş sağlamaya çalışıyorum. Hiçbir şey yapmasam da bir kalp gönderiyorum. Yetişemiyorum bazen binlerce şey geliyor. Ama onlara bile bir kalp gönderme nezaketinde bulunuyorum. Ama edebiyata gönül vermiş arkadaşların özel metinlerine, dertlerine baktığım zaman
yazmak isteyen, yazar olmak isteyen, hani şiirlerini yayınlatmak isteyen çok insan var. Hocam ne dersiniz, benim metinlerimi inceler misiniz, yorumlar mısınız diyen çok insan var. Buna hiç vaktim yok. Vaktim olsa yaparım ama yapacak durumda değilim çünkü kendi romanımı ne zaman bitireceğim derdine düştüm. Ama şunu görüyorum mesela en son okuduğu kitapları soruyorum ona. Net bir cevap veremiyor. Hani ilk etapta onun nasıl bir kalibrede olduğunu anlamak adına. Okumayan bir insanın yazmasının mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Hayata dokunmamış, hayatı anlamayan, hayatın sillesini yemeyen veya hayatı keşfetmeyen, keşif derdinde olmayan ve bu ciddi serüveni dertlenmiş, dertlenmemiş birinin yazabileceğini hiç düşünmüyorum açıkçası. Genel olarak baktığımızda da okuma gibi bir dertle dertlenmemiş insanların pek çoğunun yazar olmak istediğini görüyorum. Ya bunu futbolcu olmak, aktris ya da aktör olmakla eşdeğer tutuyorlar. Kısa yolda herkes tarafından tanınmak, bilinmenin cazibesi onları kışkırtıyor. Ama edebiyat çilesi içinde olduklarını görmüyorum açıkçası. Dolayısıyla onların herkes tarafından kabul edilir, karşılığı olan metinler ortaya koyabileceklerini de düşünmüyorum. İyilerini tenzih ederim. Bu yaşla da alakalı değil. Hani bazen bir bakıyoruz, 20'li yaşlarda bir hanımefendi çok önemli bir metin ortaya koyuyor ve okuyorsunuz. Çünkü onun zihni öyle çalışıyor, onun kimyası ona uygun ve ortaya koyduğu şey de değerli bir şey. Bu hani illa demini alıp yaşını aldıktan sonra yapılacak bir şey değil. Dünyada pek çok genç yazar görüyoruz. Ama yeteneksiz efendim. He? Yeteneksiz. Onlar da yeteneksizden ziyade dertli değiller. Yani edebiyat derdinde olmadıklarını görüyoruz. Çok okuyan, okunması gereken bir şey edebiyat. Yani okumadan bir adamın yazmasının mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Ayda bir kitap okuyan bir adam yazarlık yapamaz yani. Şimdi doğuştan bir yetenek olmalıdır. Hep söylüyorum onu. Ama çok okumuyorsa bir adam ya da bir hanımefendi istediği kadar yeteneği olsun. Ben yine de yazabileceğini düşünmüyorum. Edebiyat öyle bir şey, tetikleyici bir şey. Ne kadar çok okursanız o kadar yazma kabiliyetiniz artıyor. Okuduğunuz metinleri takip etmek, onlardan öykünmekle de alakalı bir şey değil. Okumak yazmayı tetikleten bir şey. Ve bu çok okuma serüveni Allah vergisi bir yetenek de varsa, derdiniz de varsa edebiyatla alakalı, edebiyat sizin için büyülü bir alansa zaten yazar haline dönüşüyorsunuz. Bu durup dururken ben yazar olacağım deyip de ortaya çıktığınız bir şey değil. Yani bu bir heyecan, bu bir tutku. Bu tutkuyu yaşamadan yapılabilecek bir şey değil bu. Bu çok tutkulu bir şey çünkü. Mış gibi yaparak geçiremezsiniz o duyguyu yaşamıyorsanız. Edebiyat sizin için artık bir itici güç değilse başkaları için de siz belirleyici olamazsınız. Kabul görmezsiniz. Edebiyat sizi öyle heyecanlandırmalı ki herkesi heyecanlandırmalı ortaya koyduğunuz şey. Heyecanlandırmıyorsa bir sıkıntı vardır. Yani siz de düşünüyorsanız yazmayı, ciltler dolusu kitap okumaya başlayın. Burada çok önemli eserler var mesela. Okuyorsunuzdur mutlaka, latife yapıyorum. Başka sorusu olan var mı? Hep sen. Ne oluyor oğlum? Tamam, bir başka arkadaşlar da olsun efendim. Buyur. Efendim, son altın romanınızda tarih romanlar üzerine gittiniz. Tahtaat öyle değil. Tahtaat birazcık değişik. Yani bir döneme dayanmıyor. Yani demek istediğim şey şu, tarih romanlar mı daha önemli yoksa kendi içimizdeki dünya mı? Yani öyle gelişti. Ben tarihi romanlar yazayım diye yola çıkmadım aslında. Tarihe yazdığım romanların arka perspektifinde bir tarihi alan olsun, bir derinliği olsun istediğim için oldu. Ama hep öyle olacak diye bir kaidesi yok. Ama yazdıklarımın büyük çoğunluğunda tahtaat hariç hepsinde oldu. Demek ki öyle yazabiliyorum daha rahat. Ya da romanlarıma tarihi bir dönemi göstermek, yaslamayı seviyorum.
O daha böyle derinlik sağlayan bir şey. Biraz önce editörümüzle de karşılıklı sohbet ederken mesela Ayşe ile Fatma'nın aşk hikayesini yazmakla tarihi bilinen bir kişi ve onun aşkını yazmanın daha kışkırtıcı, daha büyüleyici olduğu söylendi. Mesela bunun üzerine hala sizinle konuşurken de düşünüyorum, öyle mi değil mi acaba diye. Yani illa bir tarihi döneme yaslamak gibi bir derdim yok. Hani onu misyon edinmedim kendime. Öylesine gelişti. Tahta attı, bunu kırmak istedim mesela. Başlayıp biten bir hikaye zengin yazdım. Zengin-fakir eğiliminde... Yani pek çok parametresi var tahta attığın. Zengin-fakir ayrımı yapabilirsiniz. Daha pek çok şeyi yapabilirsiniz ama iyi ve kötüyü, esas manada iyi ve kötüyü anlatmak istedim. Onu sorgulamak istedim. Buyurun efendim. Roman yazarken kurguyu önceden mi belirliyorsunuz yoksa kervan yolu mu düzülüyor? Editörüm de biliyor. Ben bir böyle sinopsis hazırlayıp ona sunamıyorum. Hani ben şöyle 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 bu parametrelerde bir roman yazacağım ve onun bir özetini çıkarıp budur gibi yapmadım şimdiye kadar. Yani onu pek becerebildiğimi söyleyemem. Ama kafamda ne yazmak istediğini biliyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Ama onun nasıl finalleneceğini baştan itibaren bilmeyebilirim. Ama iskeleti görüyorum 3 aşağı 5 yukarı. Yani nerede başlayıp nerede biteceğini biliyorum. Bazen bitiş şekli değişebiliyor. Yazarken ki ruh haliyle de yazarın değişebiliyor kurguladığı şeyler. Yani bazen kimi zaman depresif halinde başka, çok relax olduğu halde başka bir metin çıkabiliyor ortaya. Ya da olaylar onun üzerine seyredebiliyor karakter inşasında. Ama tarihi bir kişiyi yazıyorsanız bu kadar hareket kabiliyetiniz de yok tabii. Ama 3 aşağı 5 yukarı iskeleti görüyorum. Başı ve sonu. Sonradan giydirmeye başlıyorum onu. Yazım, şunu hep söylerler de haklılık payı da varmış. Ben de hani yazma sürecine girdiğimde bunu anladım. Roman yazma sürecinde bir süre sonra kendini yazdırıyor derlerdi. Pek çok yazardan duymuştum bunu. Bu doğru bir şeymiş. Bende de zaman zaman oluyor. Karakterler kendini yazdırıyor. Duyguları gidiveriyor. İstedikleri yere. Bir sorudan soracaktım. En sevdiğiniz yazar ve en çok etkilendiğiniz metin hangisi? Yok öyle bir şey. Hiçbir zamanda şu yazar ya da bu yazar demedim. Spesifik olarak. Bütün değerli yazarlardan çok etkilendim, öyle söyleyeyim. Ama şu yazar beni çok etkilemiştir. Ya da şu yazara öykünmeyi seviyorum, sevdim. Yazarlık hayatına da başlamadan önce diyebileceğim bir metin yok. Ben yazardan ziyade iyi cümleler, iyi metinler üzerinde hep takılı kaldım. Onu kim söylüyorsa söylesin. Bazen bir şairin metni, bazen bir yazarın metni olabildi bu. Etkilendiğim. Ama illa bir şey söylemek gerekirse, bir yazar söylemek gerekirse bunun çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Pek çok yazardan beslendiğimi düşünebilirim, söyleyebilirim. Ama Cemil Meriç etkilemiştir beni her zaman. Düşünce silsilesi itibariyle. Çünkü Cemil Meriç'i beni etkileyen ana sebep şu. Pek çokları açısından öyle, pek çokları açısından da böyle görünen bir adam ne öyle ne öyle olmadığını söylemiştir. Hani onu keşfetmek büyülü bir şey. Daha felsefik, daha filozofi bulduğum için belki yazdıklarını. Hocam... Arkada biri var. Sana söz vermeyeceğim. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Sağ ol. Benimki hani genel değil de biraz daha sizinle alakalı bir soru olacak. Yazmak için belli bir ortam... Yahut belli şartlar arar mısınız? Hani belli kriterleriniz var mıdır? Gerek ruh haliniz, gerek etrafınızla alakalı. Bunları sizinle paylaşabilir misiniz? Yazma sürecine başladım. Yani bir kitaba sıfırdan başladığım andan itibaren garip bir büyü kaplıyor üstümü. Şu an ben editörümün odasına çıksam, bilgisayarım yanımda olsa, şu an bitirdik teşekkür ederim arkadaşlar desem çıksam, kaldığım yerden yazabiliyorum. Sadece olmazsa olmaz bir tek şey var. Yüksek volümlü müzik dinlemem gerekiyor. Benim müziklerim size garip gelebilir. Yani çoğunlukla son dönemlerde
film müzikleri dinliyorum. Tahsin'i yazarken. Depresif değil ama ağlak da değil. Ama kışkırtıcı müzikler. Daha derin, daha sofistike müzikler, öyle diyeyim. İşte öyle şeyler dinliyorum. Garip. Sağ ol. Oliver Arnold'u çok seviyorum ama o adamın yaptığı müziği heyecanlandırıcı buluyorum. Genç bir kompozitör o. Hüzünlü müzikler yapıyor. Ağlak değil ama hüzünlü. Tahsin'e de çok uygun düştü. Ben uzun zamandır dinlerim onu. Pek çok romanımı yazarken dinliyordum. Farklı farklı eserlerini. Şu sıra takıldığım bir şey var ona. Tahsin'e çok denk düştüm. Yani aklımda şu ya da bu diyemem. Yani aklımda kalan cümleler değil onlar. Ama yani okuduğum zaman da beni sarsıcı cümleler olmuştur. Yaşantısını mesela duruşunu tasvip etmesen bile ortaya koyduğu tavır açısından ya da ahlaki tercihleri açısından tasvip etmesem de Füru çok etkilemiştir şiiri olarak beni mesela. Yazdığı şiirler. İranlı kadın şair. Gariptir, enteresandır. Ama yazdığı ve yaklaştığı yaklaşım tarzı, duygularını anlatmak noktasında seçtiği kelimeler, metaforlar hep benim için sarsıcı olmuştur mesela şair olarak. Ha, bu adam Füru okur muydu ya diyebilirsiniz içinizden ama ben çok etkilenmişimdir onun şiirlerinden. Ahlaki yapısını ayrı yere koyuyorum. İran rejimine karşı duruşunu ayrı bir yere koyuyorum. Tercihlerini ayrı bir yere koyarak salt, metin, şiir tekniği ve duygularını bize geçirme şeklini söylüyorum. Çok etkileyici bulurum. Çocuk beslemek evet, mi? Çocuk büyütmek, beslemek. Ha, o maalesef. Yani aşırı derecede bu zamanlı. Senin çocuğun var mı? Çok genç bir hanımsın. Yok, hayır, yani kardeşlerimden yola çıkarak. Dertlisin demek ki kardeşim. Yani çok şükür bu halimize de. Ama yani etraftaki gençleri de görünce, kendi arkadaşlarımı vesaire, çok zor. Şunu sormak istiyorum. Şimdi sizden aldığım hissiyatla, okuduğum kadarıyla, çok iyi bir baba gibi görünüyorsunuz. Benim hayalim. Yani bir abi, bir amca nasıl artık isimlendirin bilmiyorum ama yani şimdi çocukları beslerken öncelikle tabii ki dini özellikleri anlatmamız gerekiyor. Ama şu anki durumda çocuklara dini bir şeyler aktarınca sıkılıyorlar. Hı? Çünkü onlara zevkli veya eğlenceli gelmiyor. Bunu nasıl değiştirebiliriz veya sizin çocuklarınızı beslerken ki aldığınız tutum nasıl? Ninemin bir lafı vardı. Koymaca akıl kurusun, akıl kursaktan türesin derdi. Bak güzel bir şey bu. Koymaca akıl kurusun, akıl kursaktan türesin. Çocuğu karşına alıp bu budur, bu budur, bu budur, bu budur, bu budur diye anlatmak metodik olarak çok doğru bir şey değil zaten. Senin bizatihi yaşıyor olman önemli, gösteriyor olman. O çocuğunla geçirdiğin o şahsi menkıbende yolculuğunda çocuğunun senin olaylar karşısında aldığın reflekslerden yola çıkarak dini bilgileri alıyor olması çok daha etkileyici. Çocuğu karşısına almış ahlaki değerleri anlatan bir babayı, çocuk yanı başında sokakta bir ticaret alışverişinde o söylediklerini yapmayan bir şekilde görürse hiçbir zaman o normların doğru olduğunu çocuğuna anlatamazsın. Göstermek en iyi tebliğ metodu bu zaten. Efendimizin de takip ettiği ana metot. Esas tebliği göstermeniz, yaşamanız. Gerçek ve sahici olmanız bunu yaparken de. Yani inandığınız şeyi içselleştiriyor olmanız. Şöyle şu kesime iyi görüneyim, bu kesim beni daha çok sevsin gibi kaygılardan uzaklaşarak samimi, pür, yalın, neyseniz o olmak.
Müslümansanız da bunu böyle yaşıyor olmak, hayatınıza dahil etmiş olmanız lazım. Ve iletişim, sevgi dolu bir iletişim. Evet, ben iyi bir babayım. Onu kabul ediyorum çünkü çocuklarım öyle olduğumu söylüyor. Kızım şimdi evli barklı bir kadın, çocuğu var. Ama öyleydi ilişkimiz, gerçekti, sahiciydi. Hiçbir zaman çocuklarımı seviyormuş gibi yapmadım, gerçekten sevdim. Ama her zaman kırmızı çizgilerim oldu onları eğitmek açısından. Onların o kırmızı çizgileri geçmesine izin vermedim. İnandığım değerleri çocuklarıma aktarmak istedim. Mesela ben şuna karşıyım. Ben çocuğuma hiçbir norm yüklemeyeceğim, hiçbir dini argüman yüklemeyeceğim. 18 yaşına geldiğinde kendi dinini kendi seçsin. Hadi ya oradan. Yılanların şaha kalktığı bir dönemde kurtların önüne atacağım çocuğu. İş işten geçtikten sonra o kendi tercihini kendi yapacak. Yok ya, evlat o kadar değersiz mi? Ben Müslümansam çocuğumu gayet tabii bir Müslüman olarak yetiştireceğim. Hristiyansa Hristiyan olarak yetiştirecektir. Bir anne babanın mükellefiyetidir bu. Sorumluluğudur. Siz çocuğunuzu nasıl böyle dini temalarla büyütüyorsunuz? O benim evladım. Ve ben bir Müslümansam çocuğuma inandığım değerler manzumesini tabii geçireceğim. Sen kim oluyorsun da karışıyorsun dememiz gerekiyor. Öyle bir zamandayız ki din dediğiniz şey nedir zaten? Din beşeri münasebeti belirlemiyor mu? İnsanla bütün kainatın sahibi arasındaki iletişimi kurmuyor mu? Din bir yol değil mi? Aydınlatıcı bir şey değil mi önünü görmek için? Zifiri karanlık kainatta sana bir alan açmıyor mu? Nefes alman için, anlamlandırabilmen için, yönünü tayin edebilmek için. Din böyle bir şey. Seninle olan aramdaki iletişimi sağlıyor. Seni kırmamamı söylüyor. Seni incitmememi söylüyor. Senin malına zarar vermememi söylüyor bana. Bu evrensel güzel normları niye neslime aktarmayacağım? Ama yaşarsak geçiyor. Mış gibi yaparsak geçmiyor. Burada başka. Ben çocuğumu karşıma alayım, sigaranın zararlarını anlatayım. Sonra döneyim kahvenin yanında bir sigaraya. Etkisi olur mu? Yani içselleştirmemiz gerekiyor bazı şeyleri. Ve gerçekten de sahici bir iletişim kurarsak o normlar geçiyor. Haklısın. Devir çok zor. Çocukları eğitmek de çok zor. Çünkü onları zıvanadan çıkaracak çok argüman var cemiyette. Ama biz öyle buldum ben yolu. Bütünden sorumlu değiliz. Hani ben bir edebiyat yapıyorum. Bununla da bir derdi olan bir şey yapıyorum. İnsanlara bir şey anlatmak istiyorum. Ama bütünden sorumlu değilim yani. Peygamberler bile bütünden sorumlu olmamış. Zaman zaman zelliğe düşmüşler. Nuh aleyhisselam o kadar yıl anlatmış. Neticede binen hayvan, haşerat, insan sayısı ne kadar? Geri kalan dışarıda. Zaman zaman da başarılı olamıyorum demiş. Allah uyarmış onu. Senin vazifen tebliğ etmek. Sonuçları senden sormayacağız ki. Ha, biz nerede durduğumuza bakalım. Neden anne baba olduğumuza bakmamız icap ediyor? Niye ben babayım? Baba olmamdaki sebep ne? Ben buna kafa takıyorum. Eğer burada pür bir sonucu yakalarsam çocuğuma da bu geçer. Biz nerede durduğumuza ve ne yaptığımıza bakalım. Olur ya da olmaz. Herkes kendi şahsi menkıbesine yaşıyor. Bazen çok düzgün insanların çok zıvanadan çıkmış çocukları da olabiliyor. Bazen onun imtihanı oluyor. Her şeyi yerli yerinde yapmış olmasına rağmen. Ama biz yaptığımız şeyi samimi yaparsak, ne yapıyorsak, karşılığının bir şekilde Allah tarafından verildiğini düşünüyorum. Sahici olmak, pür, temiz bir şey, mış gibi yapmadan, içine başka şeyler katmadan. Çocuk yetiştirmek zor bir şey ama. Ben sevgi dolu çocuklar büyüttüğümü düşünüyorum. Bakıyorum şimdi onları gözlüyorum da mutlu olduklarını görüyorum. Kızımın kızını büyütürken çok mutlu olduğunu görüyorum. Çünkü mutlu yetişmiş bir çocuk evlendiğinde de mutlu bir anne ve mutlu bir çocuk yetiştiriyor. Çok şükür, elhamdülillah, Allah'a şükür ediyoruz. Yaptığımız işlerden dolayı iyi şeyler gördüğümüzde. Rica ederim. Önemli şeyler iyi baba olmak, iyi koca olmak, iyi eş olmak, iyi bir yazar olmak. Yani bunlarla dertlenmek lazım. Evlenmiş olmak için evlenipmiş gibi yapmamak lazım. Seviyorsan, aşıksan evlenmen güzel bir şey. Çocuğu gerçekten istiyorsan çocuk sahibi olmak güzel bir şey.
kul olmak istiyorsan gerçekten ona kendini sevimli göstermek için kul olmak lazım. Onun yarattıklarının sevimli görüp görmemesini önemsememek lazım. O zaman her şey daha güzelleşiyor. Ben ulaşmak imkansız ama üstadım. Kime ulaşmak? Allah'a. Herhalde. Kolay bir şey mi diyoruz biz de? Ama onun bizi gördüğünü biliyor olmamız yeterli. O yüzden adam gibi yaşıyor olmaya çalışıyorum ben kendi adıma. Kimseye zarar vermeden muhabbet kaynağı olmaya çalışıyorum. Dert kaynağı olmamaya çalışıyorum. Çünkü o görüyor. Öyle görüyorum ben de. O bir onu göremiyor. Ya olabilir. Sen bir yazılımsın. Seni yazanı nasıl tespit edebilirsin? Oradan bakarsan mümkün değil bu. Çünkü insan oldu bir yazılım neticede. Bir yazılım onu üreteni nasıl görebilir? Mümkün değil. Bütün parçalara vakıf olması lazım. İnsanoğlu öyle bir şey. Ancak hissediyoruz. Biz gördüğümüzü... Ama o da yine acımasız davranmamış. Bize bir kitap göndermiş. Bak bunu okursanız bana da ulaşma imkanınız var diye. Kitap okumak önemli bir şey. Evet. Başka soru soralım. Var mı? Manisalıyım ben. Çerkezim. Manisalıyım. Uzun yıllar Manisa'da yaşadım. İstanbul'da yaşama serüvenim aşağı yukarı 4 yıllık falan. Çok gittim geldim durdum. Baktım ki İstanbul Manisa'dan idare edilecek gibi değil. Televizyon programına çağırıyor gitmem lazım. Yayın evime gelip gitmem lazım. Oraya gitmem buraya olacak iş değil. Öyle olunca dedim en iyisi İstanbul'a taşınmak. Zaten kızım buraya evlenmişti. Oğlum üniversiteyi burada okuyordu. Beni oraya bağlayan çok şey de kalmamıştı. O yüzden İstanbul yeni şehrim oldu. İstanbul'u keşfediyorum şimdi. Buyurun. Ben ilk önce hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Üniversite yıllarında buluşmuştum sizinle bir arkadaşım vasıtasıyla. Hadi ya. Evet. Maşallah. Kahveciyle tanıdım sizi. Siz üniversite okuyordunuz. Ben üniversite. Anladım. Hadi ben yaşlandım da sen öyle nasıl kaldın diye düşündüm. Bir an. Evet. Evet, mezuniyetimin ilk senesiydi galiba. Seda Kuşunkar adında abla dizide oynayacağınızın haberini almıştım. Yani oyunculuğa nasıl girme kararı aldınız? Öyle bir planım yoktu. Tamamen tesadüf. Oyunculuk benim için her şey demek değil. Anında bırakabilirim. Çünkü nasıl diyeyim? Hani yazar olan hani Bahadır Bey ile Saatçı Hüsnü olsun. Saatçı Hüsnü çok... O karakterler de yara sarıcı karakterlerdi zaten. Hani kendinizle... Benziyordu. Ben de o yüzden merak ettim. Bir Tahsin Paşa olsun. Bir tabii. Mesela Tahsin Paşa derken, demin de özellikle dikkat ettim. Bir hünkârım derken mesela gözleriniz ayrı bir parlıyor. Öyle. Sevdiğim insanları oynadım. Az çok bana benzeyen insanları yorumluyorum zaten. Ama bu benim için vazgeçilmez bir şey değil. Hani tarihi karakterlerle ya da Beyaz Cam'da gördüğünüz karakterlerle çok özdeşleşmemek lazım. Çünkü bu geçici bir şey. Diyelim ki Payidat Abdülhamit yayından kaldırıldı. Ne olacak? Bir ay konuşursun, üç ay konuşursun, bir yıl sonra konuşmazsın yani. Konuşur musun? Etkisi azalıyor. Ölüme bile alışıyor insanoğlu. Abdülhamit bittikten sonra oradaki karakterler... Onun için çok büyük şey ifade etmeyebilir. Anca şu olur, yeri zamanı geldi. Ya adamlar ne kadar güzel bir dizi yaptılar. O da ne kadar güzel gerçek bir Tahsin çıkardı bu. Ben her an diziyi bile bırakabilirim. Eğer canım yanmaya başlar ve sıkılıyorsam. Benim için bırakamayacağım, vazgeçemeyeceğim tek şey edebiyat. Beni belirleyen şey edebiyat. Zaman zaman korkuyorum. Aktör kimliğim, oyun, yazar kimliğimin önüne... geçiyorsa o zaman buradan kaçmalıyım dediğim oluyor. O yüzden ikisini at başı yapmaya çalışıyorum. Hem hani bunu da bir ihya hareketi gibi görüyorum. Oynadığım karakterleri bir rol model oluşturduğumu düşünüyorum ki bunu çok önemsiyorum gençler açısından. Güvenebilecekleri, sadık, temiz, edepli, adaplı, neyin ne olduğunu bilen, omurgalı bir duruşu olan, inandığı dava yolunda ölümü bile göze alabilen sadık, temiz bir adamı oynuyorum. Onu var etmeye çalışıyorum. Bu rol model olması açısından çok güzel. Bir de aksakallı, saçlı olduğum için de tontişim diye çok seviyor çocuklar. Öyle bir de rol modelim var. Siyasi entrika anlattığımız bir dizide inanılmaz çocuk fan kitlem var. Seviyorlar. Bunu da önemsiyorum. Dedeleri gibi görüyorlar. Dedeleri gibi gördüğü bir adamın pür ve temiz bir şey olması ne kadar güzel bir şey. Cemiyete faydalı bir şey yaptığımı düşünüyorum.
Ama bu yazarlığımın önüne asla geçemez. Beni belirleyen şey edebiyat. Çünkü ben ölene kadar edebiyat yapmak istiyorum. İmkanım olursa, alan bulursam, hani son nefesime kadar yazmak istiyorum. Ama son nefesime kadar oynamak istiyorum gibi bir derdim yok yani. Aktörlükten çok daha önemli edebiyat. Gençlerimiz biraz daha televizyona maalesef falan olduğu için. Şöhret güzel bir şey. Bir de böyle tetikleyici bir şey ya. Televizyonda görünmek, büyük kitlelerin tarafından tespit edilmek. Ben okumayı sevmiyor. Mesela kendi öğrencilerimden çıkarırsam, bugün son derste dedim, bakın sınavların ne olduğunu unuttum ve dedim, bakın dedim, Faytaht'taki Tahsin Paşa'nın sohbeti var, onu izlemeye gideceğim. İsterseniz gelin. Hepsi birden bir gelme telaşına düştüler. Arkadan bir dürttü. Oğlum dedi, yarın iki tane sınavımız var. Tabii. Siz biliyorsunuz, sınavımızdan ne geçemiyoruz. Yani... Esas, şimdi Beyaz Cam'ın bir büyüsü var, onu kabul ediyorum. İnsanlar Beyaz Cam'da gördüklerini de çok önemli şahsiyetler olarak kabul ediyorlar. Böyle bir algı bozukluğu da var. Beyaz Cam'da gördüğünüz her şey iyi değil ki, o bir simülasyon aslında. Hani bir oyunda, bir dizide oynuyor bir karakter, onun çok önemliymiş gibi kabul edeyse peşinden koyuyor. Ne ki yani? Bazen çoğu gördüğünüz kişiyi karşınıza alıp konuşturduğunuzda iki kelam edemiyorsunuz. En ufak bir entelektüel donanımı yok. Ama orada görüldüğü için çok önemliymiş gibi duruyor. İki çift kelam edecek kapasitesi yok. Ey Allah'ım diyorum sonra kendime. Yani buna çok kapılmamak lazım. Şöhret öyle önemli bir şey değil benim için hayatımda. Yani edebiyat benim için önemli bir şey. Zaten 56 yaşından sonra biraz da şöyle de bir gerçek var. Hani bu roller bana teklif edildi de bilhassa da Tahsin karakteri. Biraz da yazarlık yönümü tanıtmak için kabul ettim. Şimdi bir okuyucu kitlen var. Edebiyat derdi olan, edebiyat davası olan insanlar seni okuyor. Ama büyük kitleler, Türkiye'de herkes çok mu okuyor? Okuma kapasitesi ve sayısı belli. Beni yazar olarak tanımayan kitleler buradaki profilimden yola çıkarak kitaplarıma ulaşır diye de düşündüm. Ben aktörlü bir parça yazarlığımı beslemek için bir araç gibi de kullandım açıkçası. Ama karakter öyle sevdi ki karakterler. Hani edebiyatın bile önüne geçti. Şimdi mesela imza günlerinde en son CNR'da imza günüm vardı. Tek bir kitabım kalmadı. Bütün kitaplarımı imzaladım. Bitti. İnsanüstü bir performans aslında. Kaç tane kitap imzalamışımdır? Kaç tane imzalamışımdır? Oraya gelen kitaplar bilmiyorum ama bir hayli kitap imzaladım. En son Samsun'a mı gittim, bir yere gittim. 1700 tane kitap imzalamışım. TÜYAP'taki imza saatim benim 7,5 saat sürdü. Buraya gelenlerin hepsi benim kitaplarımı okuyup yazar Bahadır Yenişehirlioğlu olarak gelmedi ki. Tahsin Paşa olarak sevdikleri için kitaba ulaştılar. Benim derdim de onlara okutmak. Bu bir araçsa bunu da kullanmak istedim ama bazen ortaya koyduğunuz karakter çok güçlü olursa şey oluyor. Teşekkür ederim. Öne de geçebiliyor ama ben ona izin vermiyorum. Evet, son iki soruyu alalım. Sen kaçıncı soruyu sordun? Peki, buyurun. Nasıl şükrediyorsunuz? Şükre mi? Tam manasıyla şükredebiliyor muyum onu bilmiyorum. Kıldığım namaz, tuttuğum oruç, yaptıklarım, yani zekatım, hayır hasenatımın karşılığı olur mu? Onun içine başka şeyler karışıyor mu bilmiyorum ama onun dışında ekstra yaptığım, gerçekten samimiyetle yaptığım şeylerin belki şükür vesilesi olacağını düşünüyorum. Mesela dizi setlerinde oynamak öyle kolay bir şey değil. Sabah 5'lere kadar çalışıyoruz. 56 yaşında bir adamım ben. Davul gibi oluyor ayaklarım, bazen şişiyor. Bazen hani sinir sistemim bozuluyor yorgunluktan. Ama diyorum ki ben burada iyi bir şey yapıp adam gibi birini çıkarmaya çalışıyorum. Allah'ım bunun da bir karşılığı vardır. Belki kurtuluşuma bu vesile olur diyorum. Şükürün farklı farklı yönleri var yani. Allah'ın size verdiği nimeti doğru yerde kullanmak da şükür. Güzel bir sesiniz var diyelim. Ahlaksızca şeyler anlatıyorsunuz insanlara. Güzel bir sesiniz var. Allah size onu nimet olarak vermiş. İyi ihya etmek için kullanıyor. O da bir şükür. Namazlarımı kılmaya dikkat ediyorum. Kaçırdığım da oluyor, kaza yapıyorum. Hasbel kadar yuvarlanıp gidiyoruz. Evet. Hocam aslında benimki soru değildi ama az önce anlattığınız şey uygun olduğu için söyleyeyim dedim. Ben size ilk dizide görmüştüm. Tamam hani oyun.
bakışlardaki içimden şöyle dedim. Hani, bu adam normal hayatta da iyi olmasam bu kadar olmaz diye. Sonra sizi araştırmaya başlayıp aynı hani amacınız oldu. Kitaplarınıza ulaştım. İşte mesele olsun o tarz programlarınızı dinlemeye başladım. Amacına ulaştı galiba. Ama tersinden sonra mesela kitabıma ulaştı. İşte benim yapmaya çalıştığım da bu. İşte bu yapmak istediğim bu demek ki doğru bir şey yapmış. Tahsinden dolayı okudun değil mi? Evet. Tamam mesela halloldu. Evet birisini daha sor. Buyurun. Hocam cins sergisinde oradan bir buldum. Şöyle hani dersiniz ya kalbimizi dolduran duygular kalbimizde kaldı diye. O dergi okuyunca aslında hani dile gelmiş şeklini görüp anlıyorsunuz. Ve zannımca belirli isimler orada yazabiliyor değil mi? Yani bir her ay yazan yazar grubu var. Bir de ara ara müsaade edilen, yani yazıları ara ara yayınlanan yazarlar var. Benim sürekli her ay yazım çıkıyor. Şey, bilginiz var mı peki hani bizim yazılarımızda göz önüne alabilecek? Ha, orada yazı yayınlatmak istiyorsun. Gönderin. Onlara sosyal medya hesapları üzerinden ya da mailleri üzerinden yazdığınızı kritik ederler. Uygun görüyorlarsa yayınlayabilirler. Öyle bir kıstas, hani asla tanınmamış kişilerin yazılarını yayınlamayız gibi bir kıstasları yok. Ama bir filtreleri var mutlaka. Kendi yayın politikalarını ve yaptıkları, ortaya koymaya çalıştıkları derginin kalitesine uygun buluyorlarsa yayınlayabilirler. Ama onun kararını ben verecek durumda değilim. Mail yoluyla gönderin yazınızı. Mutlaka değerlendirin.